Dostlarım 3 numaralı teste geçiyorum. İkizkenar ve eşkenar üçgenin 3 numaralı testi. Evet, aldık önümüze. Başladık çözmeye. ABC eşkenar üçgen. Eşkenarı okur okumaz diyor ki taktik. 60'ları yaz. Hemen yazıyorum. Şimdi eşkenar üçgende bütün kenarortaylar, bütün yükseklikler, bütün açıortaylar eşittir ve hepsi kayı kuralını sağlar. O halde bu kenarortay açıortay da olacak 30, 30. Yükseklik de olacak 90'ı yapıştırdım. Peki 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3'tür, 90'ın karşısı 6'dır. Bütün kenarlar eşit olduğu için her birine de 6 yazdım. Bana da eksi soruyordu, paketledim. Geçtim ikinci soruya. ABC eşkenar üçgen. Hemen düşünmeden 60'ları yazıyorum. 60, 60, 60, 7 ise burası 3, burasının da 7 olduğunu bilin. AB paralel DE, şu şuna paralelmiş. Yöndeş açılardan 60 ise bu da 60. Yine 60 ise yöndeşlikten bu da 60. Bakın şurada da küçük bir eşkenar çıktı. Bütün kenarlarına 3'sün sen dedim. Adana'yı işaretledim gobeller. 3 numaraya geldik. Eşkenarı okudum hiç düşünmeden. 60'ları yazdım. Eşkenarı okur okumaz konu anlatımında ne dedik? 60'ları yaz. 1, 30, 60, 90. Ara, bul, kullan dedik dostum. Hemen 30, 60, 90'ı aradım. 30 burası 90. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Son maddesi ne diyordu bu taktiğin? Kenarlar eşittir. Unutma sakın kardeşim. O halde burası 7 ise öğretmenim. Bu da 7, bu da 7. En çok unuttuğumuz eşkenarda şu kenarların eşit olduğunu göstermek arkadaş. O zaman x'e kalır 5'tir dedik. Yapıştırdık geçtik. Geldik 4 numaralı soruya bakalım ne diyor. ABC ve ADE eşkenar üçgenmiş bu sıpalar. Hemen şurası bakın şu eşkenar üçgense burası 60. Burası 60. Şu zımbırtı kenar ortay ise hem yükseklik olacaktı hem de açıortay olacaktı 30-30. Peki ABC de eşkenarmış lan. O zaman burası da 60. Burası da 60. E buraya da 30 kaldı öğretmenim. Bak bu adam ne oldu? Açıortay. Başka ne olacaktı? Kenar ortay. Demek ki burası da 4. Peki 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kökü 3. E o zaman bu da 4 kökü 3. E o zaman bu 2 kökü 3. E o zaman bu da 2 kökü 3. Peki 30'un karşısı 2 kökü 3 ise 60'ın karşısındaki x ne olacak? Bunun kökü 3 katı. Şurası 3 yapar. 2 ile de 3'ün çarpımı 6'yı paketleriz dostlarım. Geldik 5 numaraya. 10 var, x var, 5 var. Bir de eşkenar üçgen demiş. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. 60'ları bir yazalım. Yazdık. 30, 60, 90 arayacağız demiştik. Bak şuradan bir diklik çizeyim. Neden hocam buradan çizdin de buradan çizmedin? Çünkü x'i hipotenüs yapıyorum buradan çizdiğimde. Daha kolay çözerim. Burası 10 ya bak 5. 5 kalır. 60'ın karşısı 5 kök 3 olur. Şurada bir dik üçgen çıktı. Bak ne güzel x'i buradan paketleyeceğim hemen şimdi ben. Peki bu kenar ne? 10. Karesi 100. Artı bu kenar ne? 5 kök 3. Karesi ne? 75. Doğru mu lan? 25, 3, 75. Bir gaza geldim hızlı hızlı gidiyorum ama eşittir x kare diyoruz arkadaşlar. Peki 175 eşittir x kare. Kök 175 eşittir x. Kök 175 de 7 tane 25 demektir x kök içinde. 25 dışarıya 5 diye çıkar ama 7 içeride kalır. Cevabım 5 kök 7. Geldi dostlarım. Ben de geçtim 6 numaraya. ABC eşkenar üçgen. Hiç dur dur devamını okuma. Hemen 60'ları paketle kardeşim. Paket paket paket. 60'ları yaz. 30 60 90 ara dedik. Aha 30. Hemen bunun tersine de 30'u yaz. Hocam şurası 120 yapıyor. Şuraya da 30 kaldı. Bak ne güzel 30 30 120 üçgeni. Neydi bunun özelliği? 120'nin karşısı hep 30'ların kök 3 katıydı. Demek ki 30'ların karşısı 3'müş arkadaşlar. Aha buralar 3. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2'dir. 90'ın karşısı 4. Eşkenarın bir kenarı ne çıktı? 7. O zaman burası da 7 olacak. Buraya kaldı 5. Burası da zaten 7. Bize de o 7'yi soruyormuş. Cevap Edirne'den geldi dostum. Hadi bakalım ilk 6'yı gömdük. Alalım 7'yi.
Test 3'ün 7. sorusu. Evet, bir özelliğimiz vardı eşkenar üçgenle ilgili. Bunu hatırlatacağız. ABC eşkenar üçgen paralel 4, 5, 7 çevresi nedir diye bir soru soruyor. Diyor ki eşkenar üçgen kural olarak. Benim diyor içimdeki bir noktadan üç kenara da paralel çizdiysen diyor. Bu paralellerin toplamı 7, 5 daha 12, 4 daha 16 diyor. Bir kenarımın uzunluğuna eşittir. O zaman her biri 16, çevresi 3 tane 16, 48 yaptı. 8 numaradayız dostlar. ABC eşkenar üçgen. Yükseklik falan filan. Buna göre AH kaçtır diye bir soru soruyor. Yine bir kural hatırlayacağız burada hemen. Bakın çok güzel oldu. Eşkenarın kurallarını da hatırlıyoruz. Şimdi şu ana kadar ne öğrendik eşkenarla ilgili? 1. En güzel taktiği. Eşkenarı okur okumaz 60'ları yazacaksın arkadaş. 60'ları yaz. 30, 60, 90 ara, bul, kesin kullan. Kesin kullan. Son olarak da kenarlar eşit, unutma. Bu taktiği unutmayın dostlarım. Şimdi bunu öğrendik. 2. Şurada hemen az önceki soruda ne öğrendik? İçindeki bir noktadan 3 kenara paralel çiziyorsan onların toplamı bir kenara eşitmiş. Paketledik bunu da. 3 diyor ki eşkenar üçgen. Yine diyor benim içimdeki bir noktadan K noktası var orada. Bak gördün mü? 3 kenara da diklik çizilirse. 3 kenara da diklik çizilmiş mi arkadaşlarım? KD'yi çizmiş 4. KE'yi çizmiş 2. KF'yi çizmiş 3. İşte diyor bu üçünün toplamı 4, 2 daha 6, 3 daha 9. Benim diyor bir yüksekliğime eşit. Yani AH'a eşit. O zaman AH bu üçünün toplamı 9'dur. Paketle gelsin. 9 numara. Diyor ki ABC eşkenar, dur devamını okuma hemen. Şu 60'ları bir yazsana kardeşim. Üçüne de yazdım bak. 1. 30, 60, 90'ı bir arada kullansana. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Kenarların eşit olduğunu da unutma. 7 ise bu da 7 olacak. Buraya 3 kaldı. Bu da 7 olacak. Yoksa x'i mi soruyorlar? Cevap çıkıyor kendiliğinden. Yeter ki taktiği uygula kardeşim. Hadi geldik 10 numaraya, bakalım ne diyor. Çevrelerinin uzunlukları birbirine eşit olan kare ve eşkenar üçgen şeklindeki kağıtlar. Dur. Bunların çevreleri birbirine eşitmiş arkadaş. Şimdi bunun çevresi 4'ün bir katı. Bunun çevresi de 3'ün bir katı. Lan o zaman ikisinin de ortak olan 12'nin katı olan bir şey diyelim bunlara. İkisi de 12'nin katı. Yani şöyle diyelim mi? Bu da 12K olsun. Bu da 12K olsun. Bak hem 4'e hem 3'e kolay bölünüyor. Demek ki bunun bir kenarı 3K. Şöyle yazdım. Çevresi 12K ise demek ki bunun bir kenarı 4K. Onu da yazdım. Hocam şurası 60'dı yazdım. 90'dı yazdım. 60, 90 daha 150. 150 daha 300. Aha buraya ne kaldı şu açıya? 60 kaldı. Bunu da yazdım. Her bir şeyi yazdık şimdi. Devam edelim. 150 derece düz bir zemin üzerine yerleştirilmiştir. Peki. Kağıtlar arasında oluşan DCE üçgensel bölgesinde CE 2 kök 13 santimdir. Yukarıda verilenlere göre DEF eşkenar üçgen biçimdeki kağıdın çevresi nedir? 12K'yı soruyor. Ben K'yı bulacağım. Cevap da gelecek inşallah oradan. Peki hocam K'yı nasıl bulacaksın? Allah'ını seviyorsan söyle. Dostum şurada bak 60 dereceli bir üçgen var ya. Aga ister kosinüs teoremi yap bul. Ben kosinüs teoremini çok çok nadir durumlarda kullanıyorum. Ben şöyle yapmayı daha çok seviyorum dostum. Hani biz öğrendik dik üçgende neydi? 60'ı görünce karşısına dikliği yapıştır. Hadi gelin şuradan bir diklik indirelim. Peki hocam 90'ın karşısı 4K ise 30'un karşısı ne olacak? 2K. O zaman buraya ne geldi? K. Çünkü 3K'ydı ya. Peki 60'ın karşısı ne olacak? 30'un karşısındaki 2K'nın kök 3 katı. Hadi bir de şuradan Pisagor çakalım. 2 kök 13'ün karesi 52 yapar. K'nın karesi artı 2K kök 3'ün karesi. O da 12K kare yapar kardeşim. O zaman 52 eşittir 13 tane K kare. 13'e bölersen 52'yi 4 eşittir K kare. K eşittir 2 çıktı. Peki K 2 ise bu eşkenarın bir kenarı 8'miş. 4 kere 2 8. Bize de çevresini soruyor. 3 tane 8'i yapıştır gelsin. Cevap Denizli. Hadi 11'i okuyalım.
Ablem tasarlayan Betül. Hiç işi yok. Betül ablem tasarlıyor. Şekil 1'deki dik kenar uzunlukları 6 birim ve 2 kök 3 birim olan iki eş dik üçgen ve bir kenar uzunluğu 6 birim olan eşkenar üçgen biçimdeki kartonlarla bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü şekil 2'deki deseni elde ediyor. Buna göre ablemin en uzak iki noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? Hadi vira bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi şu maviler eş dik üçgenlerdi ve dik kenar uzunlukları birisi 6, birisi 2 kök 3. O zaman şurası 2 kök 3 hocam, şurası 6 hocam. Hocam bunun da burası 2 kök 3, şurası 6. Hatta dik üçgendi bu, 90'ları çakalım şuralara. Ve diyordu ki bize Gobeller, Pisagor yapacağız değil mi burada, şu hipotenüsü de bulalım. 2 kök 3'ün karesi 12, 6'nın karesi 36, 12 36'da 48, şuraya kaldı 4 kök 3. Hayda, ben ne gördüm lan? Muhabbete bak şimdi, muhabbete. Dostum, şu 90'ın karşısı 4 kök 3 ise neyin karşısı yarısıdır? 30'un karşısı. Demek ki burası 30. Aynı şekilde bunun da burası 30. Lan bu eşkenar üçgende o zaman burası 60. Şunun da burası 4 kök 3. En uzak iki nokta şu değil midir birbirine en uzak iki nokta? İşte bize de burayı soruyor. Şu uzunluk nedir diye soruyor. Ben de şu üçgeni gördüm. Hatta bu üçgenin aradaki açısı kaç derece şurası? 30, 60, 30. Yani toplam 120 derece. Dostum 120 ikiz kenar üçgen, 30, 30 üçgeni. Neydi burada kural? 120'nin karşısındaki kenar 30'ların birinin karşısındakinin, yani 4 kök 3'ün kök 3 katıydı. Şurası 3 yapar. 4 kök 3 de 12'yi getirttirir. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıktı dostlar. Hadi bakalım, test 3'ü de gömdük. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.